150 nolu bab başlığındayız. Bâbu izâ harrakal müşrikul muslima, müşrik birisi Müslümanı yaksa, yakarak onu öldürse, hel yuharraku, o müşrik kişi yakılır mı diye soru sormuş. Evet, böyle soru sormuş İmam Buhari bab başlığında. Tabi İmam Buhari'nin yaklaşımı da merakı uyandırıyor. Merakın peşini kovalıyorsunuz. Hadisi daha dikkatli okuyorsunuz. Çünkü yukarıdaki sorunun cevabını aramak üzere. Gerçi bazen biz dalıyoruz, çok konuşuyoruz, sonra bab başlığında neydi unutup geri dönüp tekrar okuyoruz ama aslında okuyucunun kendisi cevaba, yukarıdaki soruya odaklanmalı. Tabi hadiste başka bilgiler varsa onlardan da yararlanır. 2855 nolu hadis. Haddethena Mualla bin Esed'in. İmam Buhari diyor ki bana Mualla bin Esed anlattı, hocası. Haddethena Vuhaybun. Mualla da, hocası da diyor ki haddethena Vuhaybun. Bize Vuhayb anlattı. An Eyyub'a, o da Eyyub'tan. An Ebi Kilabe'te, o da Ebu Kilabe'den. An Enes İbni Malik'in, o da Enes bin Malik'ten radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Tabi insanın aklına şu da geliyor, biz bu hadislerde, bu Kitab-ül Cihad-ı Vessiyer'de savaş hukukunu okuyoruz. İslam'ın savaş hukukunu. İşte kadına dokunamazsın, çocuğa ilişemezsin, yaşlıya ve sivil unsurlara bulaşamazsın vesaire vesaire. Peki onlar da bize şunu yaparlarsa, mesela bizden birini yakarlarsa gibi, dikkat ederseniz sorulara cevap arıyoruz. Çünkü bir savaş hukukumuz var. Bir başkası bunların tamamını hiç görebilir, anlamsız görebilir. Çünkü seküler anlayış diyor ki, mesela o savaş sitelerinde falan görüyorum, bilirsin diyor, bu savaş. Yani bu üç kelimenin altında işte verdikleri görüntüler, yani savaşlardan çekip işte Irak'ta, Afganistan'da diye yerlerde, oradaki askerler çekmişler görüntüleri. Efendim, sokakta adam öldürüyor, birini canlı hedef seçiyor, öldürüyor, haneye giriyor, ırza tecavüz ediyor, birer, ikişer, üçer. Hep aynı cümle yazıyor etrafta. Bilirsin bu savaş. Manası şu, savaşta bir hukuk yoktur. Savaşta her şey mübahtır. Yani bilirsin bu bir savaş. Bu seküler anlayışın şeyi. Çünkü onlar hayatı rastlantısal kuvvetlinin zayıfı elimine ederek geldiği bir gelişim sürecinde gördüğünden bunu hak sebebi sayıyor. Hitler de aynı kafadaydı. Üstün ırkı oluşturma düşüncesine girerken. Burada da biz buraya ele geçirmişiz. Onlar geçirseydi onlar bizi zapt edecekti, katledecekti. Malımıza, ırzımıza, canımıza hiçbir hak, hukuk olmayacaktı. Şimdi bunu biz yapıyoruz diyorlar. Bu seküler anlayış ama İslam mevzuya böyle bakmıyor. Savaşta bile hukukumuz var, savaşta bile adaleti esas alıyoruz. Savaşta bile et ile kemiği ayırt ediyoruz, kılçıkları ayırt ediyoruz. Bu savaşın ortasında bile başınıza gelebilir. O bakımdan bir Müslüman olarak savaşta bulunmanın zorluğu var. Diğer taraftakiler açısından hiçbir sıkıntı yok. Tabi önün açık. You know, it's war. Yani bu, biliyorsun, bu bir savaş. Artık her şeyi yapabilirsin yaklaşımındalar. Dolayısıyla bizim bu sorularımız, tabii ki o seni yaktıysa sen onlardan tabii ki yakarsın diye cevaplıyordur direkt yani. Yakmasa da yakarsın ki, bu bir savaş diye düşünebilir ama o alemlerin Rabbine karşı sorumluluğu olmayan seküler bir anlayış. Hayat, canlılık, varlık rastlantısal yönetilmeyen kör süreçlerde oluştu diye düşünen bir kafa. Peki devam edelim. An Enes İbni Malik'in radıyallahu anhu. Enes bin Malik'ten, Allah kendisinden razı olsun. Enne rahtan min uklin. Ukl'den, bir kabile, bir yöre,
Onlardan femeniyeten 8 kişi geldiler. Kadimu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Fectevavul medinete. Medine'de bir süre kaldılar, hastalandılar. Yahut hastalandıkları için kaldılar. Bu arada Medine'nin havası böyle alışkın olmayanı çarpar. Mekke'den hicret edenlerin neredeyse tamamına yakını ilk zamanlar çok hastalandılar, çok zorlandılar. Medine onlara hiç iyi gelmedi. Hazreti Ayşe biliyorsunuz anlatır Hazreti Ebubekir'in nasıl hastalandığını, yerde bayılıp sayıkladığını ateşler içerisinde. Peki, fekalu dediler ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ibrina reslen, bize bir süt bulsan, biz hastalandık diye Resulullah'tan süt istediler. Hazreti Peygamber muhtemelen arandı, kale sonra demiş ki, ma ecidu lekum, ben size süt bulamadım. İlla en telhaku bizzavdi, ama siz zavda gidin. Zavd dediği bu sütlü develerin bulunduğu, müminlerin hazinesine ait bir yer. Yani orada müminlerin ortak develeri var. Hazine malı, sütle, onlar sütlü develer. Gidin orada. Onlardan için dedi, burada Medine'de bulamıyorum size. Fentalaku gittiler. Feşeribu min ebvaliha ve elbaniha. Varıp o sütlü develerin yanına gidince, o develerin sütlerinden, idrarlarından içtiler. Tabii okuyunca burayı insanın aklına bu idrarla ilişkilenmiş bir şahsiyet geliyor. Yani nasıl bir şeyse kişi kendi biyografisini bununla ilişkilendirdi adeta. Resulullah'ın ve ondan gelen rivayetlerin değerini küçültmek için, istihfaf için bir kimse elinde şeyle gezer mi? İşte gezince de Cenab-ı Hak bu kez ona bunu yapıştırdı, o bununla maruf oldu. فَشَرِبُوا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا. Gittiler ve orada sütlerinden de idrarlarından da içtiler develerin. Dikkat ederseniz Resulullah'ın gidin şöyle yapın böyle yapın dediği bir kısım yok. Yani o gün için bilinen bir tedavi şekli zaten. Onlar Resulullah'tan süt istediler, o da develere yönlendirdi. Gittiler sütlerinden içtikleri kadar. Bildikleri üzere idrarlarından da içmişler. Hatta sahhu, ta ki sıhhat bulmuşlar. Ve seminu, ve iyileşmişler, kilo almışlar. Ve katelur râiye, ve sonra kendilerini iyi hissedince, develeri güzel güzel görünce artık fikirlerini mi değiştirdiler, yoksa baştan böyle mi niyetliydiler biz bilmeyiz. Ama hemen o müminlerin Beytül Mal'in develerinin çobanını zapt ettiler. Ona bir güzel işkence yaptılar. Sonra onu katlettiler. İşte başka rivayetlerde geçtiğine göre gözlerine mil çektiler. Efendime söyleyeyim, ellerini ayaklarını kestiler. Sonra katlettiler adamcağız. وَاسْتَاقُ الزَّوْدَ. Ve önlerine kattılar develeri, sütlü develeri, alıp gittiler onları. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ. Bu arada Müslümanlıklarından da vazgeçtiler, küfre gittiler artık, irtidat ettiler. Bu arada dikkat edin, önceki derste مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُوهُ hadisi geçmişti, kim dinini değiştirirse katledin diye. Orada onu uzun uzun konuştuk. O gün için irtidat neye karşılık geliyordu, sahadaki sonuçları nelerdi? İmam Buhari hakikaten çok zekice hadisleri sıralıyor ve neyin nasıl anlaşılması gerektiğine dair.
başlıklarda soru sorar gibi yapsa da hadisleri verdiği kombinasyon konunun doğru anlaşılması için özenle seçilmiş ve sıralanmış. Şimdi bir mürtet örneğini o günden veriyor. Bunlar geldiler, Müslüman oldular. Sonra develerin yanına geçtiler. Orada irtidat ettiler. Çobanı katlettiler. Develeri sürdüler, gittiler. فَأَتَ الصَّرِيخُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sarih yani haberci, bağıra bağıra geldi durumdan ilk haberdar olan kimse, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haberi getirdi. فَبَعَثَ الطَّلَبَ Hemen onların peşine adamlar gönderdi, süvari gönderdi, süvariler gönderdi. فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى اُتِيَ بِهِمْ Gün فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ Gün yükselmeden onlar getirildiler. Demek ki iyi, hızlı, iyi iz süren, becerikli askerleri Allah'ın Resulü'nün hemen gittiler, gün doğmadan getirdiler. Bu iyi sonuç biliyorsunuz. Yani askerlerin, polislerin suçluyu kısa zamanda teşhis etmesi, bulması, zapt etmesi, getirmesi iyi bir başarıdır. Bu başarının ifadesini de hadiste seziyoruz. Yani gün yükselmeden develer de onlar da bulunup getirildiler. Fe bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ Ellerini çaprazlama, قَطَّعَ böyle 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 şey yaptı, yaraladı. وَاَرْجُلَهُمْ ve ayaklarını. ثُمَّ اَمَرَ بِمَسَامِيرَ Sonra demir çubuklar istetti. فَاُحْمِيَتْ Onlar kızdırıldı. فَكَحَلَهُمْ بِهَا O kızgın demirlerle gözlerine sürme çektirdi. وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ Ve bu halde onları harreye attı, açık alan güneşin ortasına. يَسْتَقُونَ Gelenden geçenden su isterlerdi. فَمَا يُسْقَوْنَ Kimse onlara su vermedi. حَتَّى مَاتُوا Ta ki öldüler. Böylece bu ayeti kerimenin uygulamasını da görmüş oluyoruz. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulü ile muharebe eden وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا Ve yeryüzünde fesadı kovalayan, yani irtidat etmiş, Allah'a ve Resulüne harp açmış. Hani önceki hadiste okuduk ya Hazreti Ayşe'de, فَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve bir adam ki İslam'dan çıkar, Allah ve Resulü ile harp eder, فَيُقْتَلْ اَوْ يُصْلَبْ اَوْ تُقَطَّعَ اَيْد۪يهِمْ اَوْ يُنْفَى مِنَ الْاَرْضِ Bunun uygulamasını görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ Ya öldürürler ya el ayak çarpazlama kesilirler. اَوْ تُقَطَّعَ اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا yahut çarmıha girirler yahut sürgüne gönderilirler. Buna dair bir uygulamayı görmüş olduk bu mürtetlerle alakalı olarak. Buyurun. Maide 33. Evet. Evet. Din onlar açısından mabetteki bir ritüelden ibaret değil. Onlar açısından din hayatın tamamını ihata eden. Yani din onların devletleri aynı zamanda, din onların siyasetleri aynı zamanda, din onlarda ferdin yaşadığı aynı zamanda toplumun yaşadığı ilkeler aynı zamanda. Dolayısıyla bu dinden ayrıldığınız zaman
o gün için vaka bir inançtan sadece ayrılma gibi değil, siz bir toplumdan ayrılıyorsunuz. O yüzden yine irtidadı tarif eden hadiste, muttefakun aleyh hadiste, katledilemez bunun dışındakileri sayan Resulullah, mürteddi böyle tarif etti. اَتَّارِكُ لِد۪ينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَةِ. Önceki ders bunları konuştuk. Dinini bırakıp toplumdan ayrılan, böylece topluma karşı adavetle onlara karşı harp açan, karşı unsurlarla bir araya gelip onların birliğine, dirliğine kasteden ayrılıkçı bir unsura dönüşü. Dediğiniz gibi bugün de bunu diğer sistemler de, seküler sistemler bile ölüme mahkum ediyorlar. Peki devam edelim. Hocam, hadisin başında gelenlere İslam'a girmek için geldiğiyle ilgili bir bilgi var mı? Bu hadiste yok. Belki başka rivayetlerde öyle bir ayrıntı olabilir. Bu okuduğumuzda yok. قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ Hadisin sonunda Ebu Kilabe dedi ki, قَتَلُوا Katlettiler, yani çobanı öldürdüler. وَسَرَقُوا Hırsızlık ettiler. وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve Allah ve Resulüyle harp ettiler. وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا Ve yeryüzünde fesat çıkarmaya giriştiler, çıkardılar. Teşebbüs edip gerçekleştirdiler diye Ebu Kilabe, Resulullah'ın katlettiği bu kimselerin suçlarını özetlemiş. Evet, o benzeş, yani hani okuyan anlamadıysa, benzetmeyi kuramadıysa ayetle eşleşmeyi kursun diye. Yalnız biz hadise dalıp İmam Buhari'nin sorusunu unuttuk. İmam Buhari soruda ne demişti? اِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ Müşrik Müslüman'ı yakarsa yakılır mı? Önceki hadislerde de, önceki 2-3 hadis önce de biliyorsunuz bir rivayet verdi Resulullah'ın falancayı falancayı bulursanız yakın diye. Sonra bunu değiştirdiğini, değiştirirken bir gerekçe sunmuş muydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? وَاِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اِلَّا اللّٰهُ Ateşle ancak Allah azap eder diyerek vazgeçti. Şimdi orada o hadisi verdiği halde İmam Buhari bu hadisin başına müşrik Müslümanı yakarsa yakılır mı sorusunu koymuş. Ve cevabının bu hadiste bir hadis daha var aşağıda, onu da okuduktan sonra o zaman. Çünkü bab başlığının altına iki hadisi yerleştirmiş. İkinci hadisi okumadan gitmeyelim. Ama bu okuduğumuz hadiste en azından bu sorunun cevabı için ne var? Onlar ne yaptılarsa karşılığı yaptılar. Evet, onların yaptıklarının Resulullah karşılığını yaptığına göre sanki yani yakılabilir hissi veriyor. Ama doğrudan bir de onlara yapılanları bu rivayette görmüyoruz. Yani onların çobana yaptığını da bu rivayette açık görmüyoruz. Tamam, çobanı katlettiklerini biliyoruz ama katletme şekillerine dair muhtemelen ben başka tariklerle olan rivayetler, çobanın gözüne mil çektiler ifadesi bu hadiste görmedim. Dediğim gibi onu başka tarikleriyle biliyoruz muhtemelen. Yani bu hadisi birkaç kez okuduk, bu da kaçıncıyı okuyoruz. Ama İmam Buhari bunu buraya koyarak adeta onların çobana yaptıklarının karşılığını Resulullah yapmış gibi, sanki eğer çobanı yaksalardı Resulullah da onları yakacaktı izlenimi oluşturdu. Ama bu izlenimi oluşturmak isteyeceğini sanmam. Çünkü 2-3 hadis önce kendisi Resulullah'tan onun yakmayı isteyip de sonra Allah'ın azabı ateş Allah'ın azabıdır diyerekten vazgeçtiğini veriyor. Orada başkası azap etmez. اِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِي Evet öyle diyor, ateşten Allah'tan gayrısı azap etmez. Acaba şunu mu soruyor? Yani bu kısas düzeyinde olsa da mı? Kısas düzeyinde olsa da mı? O yüzden soruyu öyle sormuş. Dememiş müşrik yakılır mı diye. Müşrik Müslümanı yaksa yakılır mı diye, yani kısas düzeyinde olursa bir istifhama dönüştürmüş bunu. Vallahi bu
ilkinde buna dair sadra şifa bir cevap ben bulamadım. Yani ikinci okuyalım. Peki. İşimizi kolaylaştırın. Peki efendim. 2856 nolu hadis. Haddesena Yahya bin Bukeyr. Bize Yahya bin Bukeyr anlattı. Haddesena Leyth. Bize Leyth anlattı. An Yunus'a, o da Yunus'tan, An İbn-i Şihab'in, o da İbn-i Şihab'tan, An Said İbn-i Musayyab'i ve Ebi Seleme'te, o da Said bin el-Musayyab'tan ve Ebu Seleme'den. Enne Ebu Hureyre'te, Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale, demiş ki, Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Dedi ki, karasat nemleton nebiyyen minel enbiyai. Bir karınca peygamberlerden birini ısırdı. Fe emara bi kariyetin nemli. O da karınca yuvasını, kariya, köy ifadesi geçiyor. Herhalde yuvadır. Çünkü bunun daha büyük örnekleri de var değil mi? Vadisi bile var. Hatta اِذَا اَتَوْ عَلَى وَادٍ نَمْلِ. Mesela bir vadi dolusu karınca olabilir ayette geçiyor. Ama burada belli ki yuva. فَاُحْرِقَتْ Yakılmış. Yani peygamberi ısırmış karınca. Peygamber de kızdı herhalde. Karınca yuvasını yaktırmış. فَاَوْحَ اللّٰهُ اِلَيْهِ Bunun üzerine Allah ona vahyetmiş. اَنْ قَرَسَتْكَ نَمْلَةٌ Seni bir karınca ısırdı. اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَّمِ تُسَبِّحُ Sense tesbih edip duran bir ümmeti yaktın. Demiş. Yani peygamberler de yanlış yaptıkları zaman Cenab-ı Hak tarafından nasıl uyarıldıklarını görüyoruz. Buna dair ayetlerde de örnekler görüyoruz biliyorsun. Resulullah'a yönelik itaplar da var. Burada da Cenab-ı Hakk'ın ona vahyedip bu yaptığını ona böyle ifade etmiş. Çünkü وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Bunlar da bir ümmet. اِلَّا اُمَّمُنْ اَمْثَالُكُمْ diyor Cenab-ı Hak. Demek ki nasıl oldu ki yani bir karınca ısırdı diye onu yuvasını yaktırdı. Yani onu bulamayacaktı herhalde. Özellikle o da cezasını görmüş olsun diye mi yaptı? Öfkeyle, gazapla mı yaptı bilemiyoruz. Peki İmam Buhari bu hadisi buraya koydu. Hadisi de okuduk artık. Müşrik Müslümanı yakarsa yakılır mı sorusuna ikinci hadisi de okuduğumuz zaman ben de bir cevap bulamadım. Hala önceki hadiste geçen Resulullah'ın yakılmasını emrettiklerini daha askerler yola çıkmadan vazgeçip bulursanız katledin, öldürün, yakmayın. اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اِلَّ اللّٰهُ Ateş ile Allah'tan gayrısı azap edemez ifadesini hatırlıyorum. O yüzden muhtemelen İmam Buhari'nin vermek istediği cevap bu ikinci hadisle birlikte Müslümanı onlar yaksalar dahi Müslümanlar onları yakmazlar, yakamazlar. Özellikle bu son okuduğumuz hadisle birlikte Cenab-ı Hakk'ın itabı, azarı gelmesi peygamberine yakmasına karşılık oradan anlaşılıyor ki bu uygun bir şey olarak o peygambere karşı görünmemiş. Ne yaptığı şey yani tek bir karınca karşılığında yakılması ne de genel manada bir ilahi takrire maruz kalmamış. Allah Azze ve Celle ve olayın fecaatini ifade etmek için de اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ Tesbih eden bir ümmeti sen yaktın diye onu azarlamış. Hocam bir karne olur mu? Hazreti Hamza'ya işkence edenlere galiba yemin ediyorlar biz de onlara yapacağız diye. Sonra vazgeçebiliyorlar. Ama o olayda bile hatta Resulullah'ın böyle bir
yemine giriştiğine dair rivayet de var. Yani işte bundan çıkarak, onlar yaktıysa biz de yakarız, sonucunu çıkaramayız. Ama onun üzerine de ayetler geliyor biliyorsunuz. Ve Cenab-ı Hak Resulullah'ı uyarıyor. Yani müminler فَعَقِبُوهُمْ بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ size yapılanın misliyle karşılık verin. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ ama sabrederseniz لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ bu sabredenler için daha hayırlıdır diye Cenab-ı Hakk'ın yani onlar işkence yaptı. Ölü üzerinde ya oradaki eylem ölü üzerinde yapılan işkenceler yani burnunu kesmek gibi, karnını yarmak gibi. Cenab-ı Hak bunları hoş görmedi müminler açısından. Velev ki kafirler yapmış olsalar bile, evet hatırlarsanız Ömer Muhtar'da bir sahne var bilmiyorum ne kadar gerçek. Askerlerinden biri düşman bayrağını ayaklar altına mı alıyor bir şey yapıyor da o... Onun bayraklarını, onların bayraklarını geçirip ayak altına istiyor. İsteyince engel oluyor ama onlar bizimkilere yapıyor deyince onlar bizim öğretmenlerimiz değil diyor. Biz nasıl davranacağımızı Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği muallimden وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ bize kitabı ve hikmeti öğreten muallimimizden öğreniyoruz. Peki اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى